Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Birinci sözden altıncı sır. Mustafa nerede? Cenab-ı Hakta. Altıncı sır söylemişti herhalde. Mustafa altıncı sır mıydı? Tamam. Neyse o. Ey hadsiz, aç ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Ya. Bir daha. Ne kadar aciz insan? Hadsiz. Altıncı sırdı değil mi Mustafa? Evet. Tamam abi. Çok acayip bir yer ya. Hemen sarstı yani. Sonra keletik çarptı. Peki ne işimize yarayacak? Mesela bir insan niye namaz kılmıyor? Ne deist oluyor, teist oluyor, anne babasını isyan ediyor. Niye ben kendi kafamla bulurum, cemaat ihtiyacım yok. Ne sorarsanız sorun. Hepsinin cevabı şu. İnsan kendisini tanımıyor. Tamam. Kendisini tanısa onun çaresini arar. Tanımıyor. Yani bundan daha ilerisi yok işte. Allah Celle Celaluhu diyor ki beni tanımak mı istiyorsun? İlk önce kendini tanı. İlk önce kendini tanırsan onunla beni tanırsın. Kendini tanımıyorsun Şaban'ın. Neyle tanıyacaksın ki onu? Kantarın bozuk nereye göre onu ölçeceksin? Şimdi insanı tarif ediyor. Busun yani. Hadsiz. Had yok. Aciz. Had diyor. Nihayetsiz. Fakir. Yani bir tanesi maziye bakıyor. Bir tanesi istikbale bakıyor. Acizlik. Hiçbir şey seninle olmamış. Şöyle bugün düşünüyordum da Şaban kardeş. Ben kendimi bir derece tanıyorum. Herkes öyle düşünsün. Acaba ben benim tanıdığım gibi miyim? Sarsıldım Ahmet kardeş. Çok etkilendim. Yani ben kendimi tanıyorum. Biraz tanıyorum. Sen de biraz tanıyorsun. Acaba senin kendi tanıdığın gibi misin? Tanımıyoruz ki. Hep dışarıda mesela. Göz dışarıyı bakıyor. Kulak dışarıyı duyuyor. Dil dışarıyı tadıyor. İçeriği tatmıyor. Burun dışarıdaki kokuyu alıyor. Akıl dışarıda. Kalp dışarıda. İçeriye ne zaman girmişiz ki tanıyacağız? İçeride kim var ki? 23. sözde var ya böyle şehre giderken saraya denk gelmiş. İçi boş binalara denk gelmiş değil mi? İçi boş binalara denk gelmiş. Mustafa bunu kaçırma abi. Tamam mı? Bu çok hoş bir ders böyle kendi halimize. İnsan hani o 23. sözde var ya insan gidiyor içi boş bina var, yarı dolu var. Ya. İnsan ne kadar tanıyor ki? Hangi duygun mesela senin iktidarına yaratılmış? Ve çok tuhaf, bu alemde, alem-i şehadette, dünyada ötelerin malzemesini kullanıyoruz. Duygular mesela. Dünya cinsine benzemiyor. His. Elem. Dünyaya benzer. Kilosu yok, litresi yok, tipi yok, hacmi yok. Mesela şefkat, muhabbet. Bu alem-i şehadet cinsinden. Şefkat. Kaç kilo şefkattırsın? Sonsuzluk hissi. Yani sonsuzluk hissi. Bir anda her yerde olma hissi. Evet. Her isteğim olsun. Ölmek istemeyeyim. Tamam. Herkes bana itaat etsin. Herkes beni sevsin. Böyle bir... Ne istiyorsanız hiçbir tanesi buralı değil. Ama burada kullanıyorum. Ben burada kullanıyorum. Şimdi insan
hadsiz aciz. Aciz. Çünkü hiçbir şey seninle olmamış. Nihayetsiz, yani fakir. Ne istiyoruz? Ebed. Yani nerede? Ölmek istemiyoruz. Nerede? Her şeyim olmasını istiyorum. Nerede? Nihayetsiz fakir. Şu insanı tanımlaması mı? Hadsiz, aciz, nihayetsiz fakir. İçinde yuvarlanan bir çare insan var. İçinde ama. İçinde böyle kar topu gibi yuvarlanan insan var böyle. Peki ne yapıyor bu? İçeride bir anafor yapıyor. Öyle bir boşluk yapıyor ki bu o boşluğu tamamlamak için dışarıya hovluyor. Yani geldi gitti, aldım almadı, verdi vermedi. Kendisi de biliyor, kendisi için yapmıyor. Rahmetli babam derdi ki, oğlum iş tarlana, çınla, buraya bakmıyorsun. Sizin için uğraşıyorum ya derdi. Bir gün dedim ki, baba hakikaten bizim için mi uğraşıyorsun? Kim için uğraşıyorum? Baba içinde bir tane alev var. O sevgi, mal sevgisi, o hedefini şaşırmış. O bir boşluk getirmiş. Yani talep edilen bir şeye reddedilirse cevabı, İnsanın sıkıntı olur. Onu ortadan kaldırmak için yapıyorsun diye dilimin döndüğü kadar anlattım. Dedi ki aynen öyle dedi. Sen ben yok dedi. Ben kendi içimdeki duyguyu tatmin etmek için yapıyorum. Biraz uzun oldu izah ettim ama aynen öyle dedi. Öyle zaten. Rahmet yani ilk önce insanı tanımlıyor. Şimdi rahmeti bina edecek. Rahmet ne kadar mıyım? Hadsiz insan, aciz, hiçbir organı kendisiyle yapılmamış. Hiçbir organ. Hangi organ benim iktidarımla yapılmış? Hangi organ benim ilmimle çizilmiş? Hangi organ irademle takdir edilmiş? Havuz var mı öyle bir şey? İradeni bile sen seçmemişsin. İrade sana verilirken başka bir irade kullanılmış. Bu göz yapılırken başka görme kullanılmış. Bu kulak yapılırken başka kulak kullanılmış. Bu akıl yapılırken başka akıl kullanılmış. Ne diyorsun ki? Neyin lafa vuruyorsun? Hadsiz insan aciz. Hiçbir şey bizim değil. Sonra bu kadar istekler var. Nihayetsiz fakir. İşte her şey istiyor. Allah istiyor. Böyle bir insan var. Tamam. Bunu neyle memnun olacak? Bu insan nasıl içi duracak yani? Dengelenecek bağırmaları. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki. Rahmet. Rahmet şöyle. Diyor ki biraz gideyim. O rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal intizam ve itaatla beraber ordusuna hizmet ediyor. Ha şimdi insan hasta olmasa derman aramaz. İnsan aç olmasa ekmeğin peşine koşmaz değil mi? Ekmeğin peşine koşmaz. İhtiyaç olmasa bağırmaz. Şimdi Allah'ın rahmeti nihayetsiz ve hadsiz. İnsan oğlu bu rahmeti bulması adına hadsiz, aciz, nihayetsiz fakir yaratmış ki o hadsiz ve nihayetsiz olan rahmete ihtiyaç duysun. Mesela bazıları tövbe yani Allah'a ihtiyaç duymuyor. Yani bir arabaya ihtiyaç duyuyor. Eşeğe ihtiyaç duyuyor. Aşağı ihtiyaç duyuyor da Allah'ım böyle bir ihtiyacım yok diyor. İzah et. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Niye? Çünkü kendisine anlam verememiş. Kendisinde değer katmamış. Yani ne olduğunu bilmiyor ki. Sonra diyor ki yemek, içmek, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta da olur. Tuvalette boşal. Yatak, iş.
dikdörtgen. Bunun içinde ölecek yani. Küçük dünyasına bak. Mutfağa gidecek. Yatağa gidecek. Tamam. İşi gidecek. Tuvaleti gidecek. Dikdörtgen. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bunun içerisinde Allah yok. O kadar basit bir adam. Kendisini tanımıyor ki. Ben, insan deyince ne anlıyor? Kilosunu anlıyor. Bedene ben diyor. Şu bedene ben diyor. Buna bedene ben diyen Allah'a ihtiyaç olur. İhtiyacını hissetmez ki. Demek ki hasta olan şifaya ihtiyacı duyduğu gibi acizliğini ve fakirliğini hisseden rahmete ihtiyaç duyar. Kim isteklerini kim verecek ki sana? Ve ne kadar ne istiyorsun? Ha diyor ki o zaman senin öyle bir Rabbin olacak ki hadsiz ve nihayetsiz rahmeti olması lazım. Bir çekici lazım ki yuvarlandığın arabadan kuyudan seni çıkarsın. Öyle bir zat lazım ki 1,5 metre toprağın altına gittikten sonra toprağı üstünden kaldıracak ve senin önünde olan engelleri kaldırıp istediğin bir aleme seni intikal ettirmesi lazım. Böyle bir rahmet ihtiyacın var. Yani 1,5 metre toprağı üzerinden kaldıracak bir zat lazım. Kim kaldıracak şu mezar taşını? Öyle bir rahmet ki, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki acizlik ve fakirlik. Acizlik ve fakirlik, aciz ve fakir olasın diye değil, böyle bir sultana vesile yapılmış. Aciz ve fakir olduğundan dolayı Allah'a ihtiyaç hissediyoruz. Bak bu da acizliğini tahta, acizliğini fakirliğini hissetmediğinden böyle bir ifadesi yok. Rahmete ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü böyle bir şey yaratılmamış. Aciz ve fakir değil. Ne kadar insan acizliğini hissederse o kadar rahmetine ihtiyaç duyar. Bizden sonra cinler var. Sonra acizliğini hisseden hayvanlar var. Taşlar hiç acizliğini hissetmez. Böyle bir talebi de yok. İnsan ne kadar hadsiz, aciz, ne kadar fakirliğini hissederse o kadar Allah'a ihtiyaç duyar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinai zatisi var ve istinai mutlak içindedir. Şimdi rahmeti anlatırken rahmetin şumulüne bak. Diyor ki rahmet kainatı yata etmiş. Nasıl yapmış? Gezegenleri de o tutuyor. Birbirini istila ettirmiyor. Yıldızlarla sanki ordu gibi, tarak saçtan geçer gibi şu yıldızlar birbirinden geçiyor, birbirine çaptırmıyor. Rahmetten oluyor. Rahmet. Merhamet ediyor. Birbirine tecavüz ettirmiyor. Sonra o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hiçbir şeye muhtaç değil. Biz her şeye muhtaçız. Böyle birisi lazım ki Mehmet abi, her şeye muhtaçım ama muhtaç olduğum zat hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. O da benim gibi aciz olmaması lazım. Şimdi bir tanesi sormuştu bugün. Mercan abi dedi ki, niye peygamber en mükemmel yaratılmış? Benim için. Niye dedi? Şimdi kusurlarıyla beraber iyilikleri olsa, acaba sana bir şey söylediği zaman sorgulamayacak mıydın? Acaba bu yanlış olabilir mi diye. Ama şu anda kusursuz olmasıyla her hareketi seni tatmin ediyor, sorgulamıyorsun, şüpheye gitmiyorsun. Peygamberin mükemmel olması. Demek ki peygamberin mükemmel olması kendisine bakan bir ise bana bakan en az ondur, faydası ondur. Niye? Beni ilgilendirmiyor yani onun kendi kemalatı, kendi alemine, kendi alemindeki cennetini beni ikinci derecede alakadar. Beni... Onun kemalatı bana ne kazandırmış? Beni tereddütlerden, iki, şüphelerden kurtarmış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hareketi bana güven veriyor. Ha, en doğru buymuş. Su böyle içilirmiş. Böyle yatılırmış.
Yani o kanaat vermesi lazım ki ben de tereddütlerden şey yapayım. Şuna ait bir misal vereyim. Doktora gitse. Doktor dese ki hastalığını öksür dedi. Şuraya dön dedi. Sağ yap, sol yap. Şöyle bir doktorun ilacını içer miydiniz? Galiba herhalde tahmin ediyorum. Muhtemelen hastalığım budur. Ondan dolayı ki muhtemelen bu ilaç, herhalde galiba bu ilaç faydalı olur. Böyle bir doktorun, böyle bir teşhisinin, böyle bir ilacını içer misin? Galiba tahmin ediyorum ki herhalde ki tereddütlü konuşuyor. Şüphelense hemen öteki doktora gidiyorsun. Onun için doktor ve hocalar tereddütlü konuşmaması lazım. Bu budur, bu da budur. Tevazu makamı değil o. Şimdi Allah da böyle. Kur'an'a mesela 40 icazından bir tanesi de şuymuş. Kur'an'ın gidişatına bakılırsa diyor Üstad Hazretleri, bir ciddiyet gözüküyor. Böyle tereddüt vermiyor. Herhalde galiba. Tahmin ediyorum ki Allah Resulü'nün ifadeleri de öyle. Tahmin ediyorum ki muhtemelen herhalde böyle olması lazım. Öyle bir şey yok. Bu budur diyor, bu da budur. İnsana güven veriyor, ümit veriyor. Acabalardan seni kurtarıyor. İşte insanı böyle aciz ve fakir yaratması ile rahmetini bizi itiyor. Çocuk tokat deyince annesinin sinesine gider gibi. Çocuk annesinden bile tokat yese annesinin sinesine kaçar. Yani rahmet onu celbediyor. Demek ki bir de Sultan-ı Ezel ve Ebed. Ezel ve Ebed sultanı olan Cenab-ı Hak rahmeti nihayetsiz. Mustafa sana şöyle bir şey yapayım. Ezel ve Ebed şöyle zannediliyor. Bir yerden başlamış bir yere doğru gidiyor. Hemen kitap okuyanlara gönderme yapıyorum. Belki şey olabilir. Buz düşünün. Buz. Buzu meydana getiren ne? Su. Buz neymiş? Donmuş sudur. Buzdur ama sudur, öyle değil mi? Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama esir. Esir ama maddi hayat. Aynı hayat. Hayatın zatı ve cevheri. Bir daha. Ezel ve bir daha anlatıyorum. Ha, bu yani çok uzun bir araştırmanın bir örnek veriyorum. Buz düşünün, bir yere gitmiyorum, buzdayım. Su ama o. Buzdur ama sudur. Su ama hidrojen ve oksijendir. Hidrojen ve oksijendir ama enerjidir, esirdir, madde hayat aynı. Aynı şeyde bulunuyorsun. Buz neredeyse su da orada. İşte bu başlangıç itibariyle aynı hayat var ya hayat. Buna ezel deniliyor. Onun üzerine bindirilen sıfatlar, özellikler yani buz, enerji, esir gibi özelliklere de ebed deniliyor Mustafa. Yani bir şey değil, şuradan ezel böyle gidiyor, ebed de buradan başlıyor, öyle değil. Yani bir mazim vücut. Mesela şöyle bir misal vermişti kafa. İçeride bana bir mandalina getirir misin abi? Getir getir. Mustafa bir getir, daha iyi olacak. Bir mandalina getir. Çok güzel bir örnek o. Ezel ve ebed. Çünkü ezel ve ebed, ebed ahirete bakıyor, ezel gayba bakıyor zannediliyor. Öyle değil. Yani bir yön değil, yön değil. Bak şimdi, kusura bakma ama, şimdi insanın istidadı her şeyden lezzet alma özelliğine sahip. Yani şu dili, gömleğe sür, bardağa sür, kitaba sür, taşa sür. Her lezzete ait dil değil. Bir dil her şeye kafi. Öyle olsaydı sepette dil taşıyacaktık. Yoğurt yiyorsun, yoğurt dili tak. Pekmez yiyorsun, pekmez dili tak. Turşu yiyorsun, ona dil. Bir tane hepsine yetiyor. İşte her şeyden lezzet alabilme istidadında olmaya ezel deniliyor. Şimdi ebed yapacağım. Bir daha söylüyorum. Her şeyden lezzet alabilme istidadında olana ezel deniliyor. Her şeyin içinde mandalina var mı?
Bak, her şeyden lezzet alabilme, her şeyden lezzet alabilme donanım, yazılıma sahip olmaya ezel deniliyor. Mandalina'dan lezzet aldın mı? Mandalina olarak ortaya çıkmasına ebed deniliyor. Anladık mı? Bunu göstermek için yaptım. Demek ki bu her şeyden lezzet alabilme yazılımı, donanımın bir andaki şu şekle dönüşmesine ebed deniliyor. Mandalina diyecek olan sohbeti de mandalina. Sahil Camisi'nde hem bayram hem cuma idi. Kağıt yaptım kürsüde böyle cuma vaaz yaparken. Ahiret nerede diye. Ahiret bak nerede. Hiç ömrünüzde kağıdın yandığını görmesiniz. Sahil Camisi'nde ha diyor mu lan. Resmi bütün bürokrasi de orada Sahil Camisi'nde. Delinin birisi demişlerdir. Şimdi hiç kağıdın yandığını görmeyene bunu meydana getiren iki tane zıt unsur var. Duman ve nur. İkisi zıt. Yaktığın zaman aydınlatıyor. Duman ise kapatıyor. İkisi bir araya gelince kağıt oluyor değil mi? Ama hayatta kağıdın yandığını görmeyene nasıl anlatacaksın? Duman var bunda, nur var. Anlatabilir misin? Şimdi ben bunu yaksam ki yaktım. Kağıdı yaktım. Bu nur kağıdın neresinde idiyse ahirette dünyanın orasında. Kağıdın neresinde duman ve ısı vardıysa cehennem de dünyanın orasında. Peki ruh cesedi neresinde? Kağıdı yaktığım zaman ortaya çıkan nur var ya ışık. Kağıdın neresindeydi Hafız Mami? Her yerinde değil mi? Ha, nur değil mi ışık yakınca? Işık çıkar. Ha. Kağıdın neresinde ışık var idiyse ruh da bedenin orasında. Ama daha önce hiç bedenden ruhun çıktığını görmediğimizden dolayı acaba nerede? Bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz ama bunu yaptık. Aa, Allah Allah yakıyoruz. Bundan bu çıkar mı? Yani bedenden ruhun çıkmasında kadar böyle sıradan değil. Bu da onun kadar mucizedir. Beden düşün bu kağıda. Buradan nur çıkıyor ya. Kağıdın en büyük düşmanı nedir? Ateş. Ateş nerede? Kağıdın içinde. İçinde. Ya. İnsanın en büyük düşmanı nerede? Nefis. İnsanda. Kağıdın en büyük düşmanı ateş. Kağıtta. Ya. İnsan gördüğü zaman hakikaten ya. Ruh nerede? Kağıdın neresinde nur varsa bedenin orasında da ruh öyle bulunuyor. İşte bu mandalina ortaya çıktı. Yedim ya. Ha bu ebed. Ama o yazılımın olması ezel. Bu mandalinadan unutmayız daha. İsteseniz de unutamazsınız. Bunu yapmamın sebebi 25. karedir. Ezel ebedi insan unutur musun işte? Unutamaz. Yani ebed ahiret değil. Ezel de geçmiş değil. Sistem, bütünlük. Ben de uyanan ezel. Ebed. Niçin burada söylüyorum? O Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinay zatisi var. Yani Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, Allah hiçbir şeye Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değil. Ama ben her şeye muhtacım. Nasıl bulacağım ona? Ona nasıl ulaşacağım? Her şeye muhtaç olmak acizlik ve fakirliğimden dolayı ona ihtiyaç duyuyor. Mesela bir insan düşünün derse gelmiş, ihtiyaç duymuyor. Lambayı sorguluyor, halıya bakıyor, ona buna bakıyor. Derste oturuyor ama hiçbir şey alamaz. Çünkü kendi kendisini kilitlemiş. Allah da ona vermez zaten. Vermez. Zannediyor, sorguluyor. Uyanık ya, dön. Ben kendimi hiç kimseye kaptırmam, teslim etmem. Bana gelen o Kur'an hakikatleri malum girmiyor.
Mesela radyon kapalı. Üst katta, ikinci katta radyo verici istasyonu var. Senin radyon da çalar mı? Çalmaz. Yukarıda verici istasyon olsa, senin radyon kapalı olsa seni çalmaz. Avustralya'da birisinin radyosu açık olsa orası çalar. Nasip işi bu kardeş. Biraz nasip işi ol. İhtiyaç hissedeceksin. İhtiyaç hissetmezsen içeriye hiçbir şey girmez. Ne yaparsan yap. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadar güzel tebliğ yapan var mı? Yok. Ama Mekke kafirleri, Medine münafıkları o zatı, o zatın kelamına, sohbetine Mehmet abi ısrar etmişler duymamak için. Kur'an'da öyle diyor, kulaklarını tıkadılar diyor. Zannediyor ki iyilik yapıyorum kendime. Toprağın altına girdiğin zaman göreceksin. Ya Cenab-ı Hak demek ki insanı aciz ve fakir yaratmış ki rahmetini ihtiyaç hissedesin diye. Ve bütün kainat tat-ı emrin ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. Rahmetini anlatırken Mustafa üç tane sıfatı anlattı. Rahmet nasıl bir şey diye tanımladı. Acıma gibi gözüküyor. Lugatta değil mi? Üç tane tanım getirdi Mustafa. O rahmeti nasıl gösteriyor? Bütün kainata hakim olduğunu. Rahmetin bir delili. İki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını. Başka? Her şeyle bir şeye, bir şeyle de her şeyi yönetecek kadar her şey emrinde olduğunu, bu üç sıfatın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yapıya, sisteme rahmet deniliyor. Bir daha, Allah zıkkandaki hücrelerden sama yolundaki yıldızlara kadar her şeye hakim. Bu koy tencereye. Bunu tabii rahmetten mi? Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman'ı anlatıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman. Nasıl rahmet? Kandaki zerre ile şuranın zerreleri, yıldızları, kainatı, cennet, cehennem hepsine Allah bütün kainatı emrinde. İki, böyle bir Allah'a hiçbir şeye ihtiyacı yok. Üç, Allah her şeyi düşün. Her şeyle bir şey yapıyor. Mesela bak, güneşe hakim olmayan bunu yapamaz. Şöyle diyeyim. Güneşi bilmeyen, benim dilimi bilmeyen, gözümü bilmeyen nerede hoşlanır? Soğuk ve sıcağı bilmeyen, bakın bunun kabından asit çıkar. -38 santigrat derecede soğuğa karşı dayanıklılığı sağlıyor bu. Soğuğu bilmeyen ama içindeki sudur. Bu soğukta donar. Donmasın diye antifriz vazifesini yapıyor. Bizim hoca derdi ki uçaktaki su hareketi var kanattan ve benzin. O -60-70 dereceye kadar hava uçakta ya. -70. O benzinin veya o uçaktaki suyun donmaması için ilk antifriz yapıldığı zaman portakalın kabuğuna bakılarak yapılmış. Bunu bak, içindeki suyu donmaması için antifriz sağlamış. Ve derdi ki, ya diyor merak ediyorum dedi, uçaktaki suyun donmaması için dedi, portakal mandalinanın kabuğuna bakılarak antifriz imal edilmiş ama portakalı yapan acaba nereye bakmış diyor. Bak mümine yok. Siyah topraktan antifriz bak. Şöyle kibritle çakın böyle. Yanır. Topraktan ya. Bu da topraktan bak. Aynı ağaçtan yapıyor. Bunu buraya koymuş. Yani kasıt yok değil mi? Mesela neye benziyor biliyor musun? Geçen bir tanesi kardeşim yazmış. Selam olsun Bursa'dan. Ahmet denizden poşet çıksa var ya. Poşette dalgası. Demezler mi ki? Ulan kim attı ya bunu denize bu poşetleri ya? Demezler mi? Ya kim attı kardeşim bu pis poşetleri ya? Sahile vurdu ya.
Ahmet Sami, denizin dışarıya kustuğu poşete kim attı diye sorar ama oradan çıkan hamsiye kim yarattı sormuyor. Güzel bir soru. Kendi kendine oldu diyor. Lan poşete kendi kendine demiyorsun da hamsiye nasıl kendi kendine oldu diyorsun. Uçağı yapana helal olsun diyoruz ama uçağı yapanı yapana. Evet, uçağı yapanı yapana kafaya helal olsun demiyor. Poşeti kim attı soruyor. Bu olur mu ya, buraya içini kim attı? Ama içindeki hapsi çıktığı zaman hamsi değil, hapsi. Bunu kim yaptı sormaz. Kim içini attı sormaz. Suya kim attı bunu ya? İnsanoğlu işte. Tuhaftır. Demek ki bu üç tane sıfatı bir araya getirirsek rahmet oluyor Mustafa. Acıma olarak biliyoruz biz lügatta. Demek ki rahmet, tencereye şeyi koy. Allah zerre ile güneşlere kadar, yıldızlara kadar hakim. Bu sıfatı koy tencereye. Pekmezle tayin karıştıracağız. İkinci sıfat, Allah ikincisini ne koymuş? Hiçbir şeye muhtaç değil, sonsuz, nihayetsiz zengin. O hiçbir şeye muhtaç değil, onu da koy içine tencereye. Üçüncüsü ise her şey emrinde. Yani bir şey yapabilmesi için her şeye hakim olması lazım. Bu üç tane sıfatı karıştır. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi pekmez, tayin, hoca bir araya gelirse en mükemmel olur. Pekmez, tayin var, rahmet yok. Olmadı. Üçü bir araya gelirse rahmet oluyor. Çünkü her şeye, bak bir şey benim, benim ihtiyaçlarıma cevap verebilmesi için her şeye sahip olması lazım. Her şeye. Bir şeye yaparken her şey emrinde olması lazım. Bir şeyi bilirken her şeyi bilerek yapıyor bir şeyi. Her şeyi bir şeyle, bir şeyi her şeyle yapıyor. Bu rahmet. Rahman-ı Rahim. Allah, rahmet. Rahmet böyle bir şey. Ya bunu saran rahmet ya. Bu ne donmasın hani yesin diye. Donmasın soğukta bu diye. Bunu saran, sarmalayan izah rahmet. Ya şöyle bak, rahmet yapmış sana. Niye yapmış? O yapmış, merhamet etmiş. Ya işte rahmet seni ey insan, yani Allah'taki Bismillahirrahmanirrahim besmeledeki rahmet, işte ey insan, o mustani alel itlakın ve sultan-ı serbedinin huzuruna çıkarır ve ona dost, dost yapar, ona muhatap eder ve sevgili bir alt vaziyetini verir. Rahmet ne yaparmış? O Bismillahirrahmanirrahim, Rahman'ın içerisini eğer insan biraz aralarsa, onu kainatta görürse, böyle kuru kuru Bismillahirrahmanirrahim ne demek o? Allah acıyandır. Acıyan ve merhamet eden Allah. Tam da acıyan ne demek? Bunun mandalini sarmış. Eğer o rahmeti bulan, o Allah'ı bulan adam ne yapar, nereye mazhar olur? Şunu olur. O mustani alel itlak. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Bir. Sultan-ı sermedi. Her şeye, her şeye hakim. Bu, bunun huzuruna seni çıkartıyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman. Hani bazı namazlarda olmuyor mu? Bazı namazlarda. Öyle böyle bir tatlı bir huzur olmuyor mu? Bitmesini istemiyorsun. O anda işte Allah sana aralıyor kendisini. Sen de memnunum ha. Öyle ruhundan lezzet alıyor ki ayrılmak istemiyorsun o namazdan. O zaman Mehmet abi tesbihleri Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala beşe çıkar. Çok da lezzet alınca fazla da durma. Bu sefer tehlikelidir yani. Çünkü geciktiriyorsun öteki farzı. İşte niye anlatmaya çalışıyorum? Bazen aralıyor sana kendisini. Rahman ismi, Rahman. Aralayınca böyle bir haz oluyor. Huzur gözüküyor. Çünkü hazır olduğu için sende huzur oluyor. O Rahman ve Rahim, ey insan, seni
o mustani ali ıtlakın, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın sultanı sermedinin huzuruna çıkarır, sonra ona dost yapar, sonra ona muhatap eder, sonra sevgili bir abd kul vaziyetini verir. Üç tane şey yapar seni. Ona dost yapar, muhatap yapar, sevgili bir abd yapar seni. O Rahman ismi. Rahmet. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın, hiçbir cihette yanaşamıyorsun. Örnek verecek. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin ayna vasıtasıyla senin eline verir. Mesela bu duruma ışık yapamıyorsunuz. Sokamıyorsun. Buraya bir ayna koydun. Güneşten gelen ışığı yansıtıyorsun. Öyle değil mi? Direkt alamıyorsun. İşte Allah'tan o feyiz direkt alamıyoruz. Biz onu rahmet aynesinde kendimize taşıyoruz. Nasıl işte? Kainatta her yerde tecellisi gözüküyor. Bunu yapan şöyle olabilir mi? Bunu yapan, mandalina yapan. Sana nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum seni. İnsana böyle diyen zat bunu verir mi? Hayır, seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Sana kıymet veriyorum diyen zatın eseri olur. Nefret ediyorum senden. Nereden şey yapıyorsun? Hiç sevmiyorum seni. Yıl önüme. Öylesin mi diyen bir zat bunu sana vermez. Bir Cenab-ı Hakk'ı bize gösteren bir ayna oluyor. Ayna oluyor. Her bir nimet bu ayna işte. Mesela Allah'ın güneşini rahmet kabul et. Nasıl anlayacağız? Aha bu. Rahmet bu. Güneş bu şekilde kendisini gösteriyor. Güneşi kaldırırsanız mandalina olur mu? Olmaz. Olmaz. Ot olur mu? Rahmet nedir o? Çıplak olarak gözükmüyor. Rahmet kendisini bununla gösteriyor. Mesela sevmeyi biz öğrenmemişiz. Yaratılmış değil mi içimizde? Bak Allah ben seviyorum dedi seni. Nasıl bileceğim ya Rabbi? Sen bir şeyi sev, sevgimi anla. Severek sevdiğini anlıyoruz. Bir daha. Biz bir şeyi seviyoruz. Eşimi seviyorum, çocuğumu seviyorum. Yiyecekleri seviyorum, gençliği seviyorum, bağrı seviyorum. Severek neyi anlıyorum? Allah beni sevdiğini anlıyorum. Çünkü benden nefret eden bu elmayı bana dilimleyemez. Sığır için olsaydı dilimlemeye gerek yok. Sok ağzına gitsin. Ama bunu dilimlemiş ya dilim. Ağzımı biliyor demek. Bu gaddar olamaz bana. Seviyor demek ki beni. Seviyor. Sevmesini sevmemle anlıyor. O evimi tazim ettim ben ilmimle. Misafirler nereden gelecek? Neyi nereye koyacağım? Allah da bu kainatı ilmiyle böyle yapmış. Dostu düşmanı kendi ölçülerim var. Seçiyorum. Allah'ın iradesiyle de Allah kendisi dostunu düşmanı böyle tespit ediyor. Seçiyor. Sen nasıl dostunu düşmanı seçiyorsun? Yani ki insan küçük ölçüleriyle Allah'ın külli sistemini tanıyor. Tercihimle Allah'ın tercihini, sevmemle Allah'ın sevgisini anlıyor. Mesela fabrikatörsün, ev reisin, ne bileyim dükkansın, okulsun, müdürsün, bir yöneticisin. İtaat edenlere mükafat, yani maaşı devam ediyor. İsyan edenlere mücazat, ceza verilmezse o sistem çalışır mı? Mercan abi sen dükkanda herkes sabahını vuruyor. İstediği saatte geliyor, istediğini yapıyor. Yani oraya sen adamı tutar mısın? Yamyamların bile kaydesi var. E şimdi bu kainatı yaratanın bir ölçüsü olmaz. Bir kaydesi olmaz. Nasıl olacak bu? İşte kısacası bunu görüyor musunuz? Bak bunu sıksam geri geliyor. Limon çünkü. Ama bunu sıksam geri gelmiyor. Çünkü kırıldı bak. Bunu soymak için yapılmış. Bunu sıkmak için yapılmış. Bunu niye gösteriyorum? Rahmet böyle gözüküyor. Bu güneştir. Ekşi yapmış.
Bu da güneştir, tatlı yapmış. Rahmet, ayna bu. Allah rahmet sahibidir, rahmet sahibi. Nereden biliyoruz? Limonu yapmış. Sıkmak için olduğu için sıkıyorsun, geri geliyor. Bunun kabuğunu sıkıyorsun, kırılıyor. Bu soymak için, bu sıkmak için. Buna kişi bunu tatlı yapmış. Bunu dinlemiş ağzıma göre. Rahmet eser olarak gözüküyor. Öyle kuru bir iddia değil. Peki Allah sevgisini seni eseriyle bunu yapan seni sevgisini gösteriyor. Sevdiğini gösteriyor. Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de ubudiyetinle buna mukabele edip sevgini, sevdiğini göstermen lazım. O rahmetini eserleriyle gösteriyor. Biz de onu sevdiğimizi lafla değil, Allah da dese ki ben sizi seviyorum ama yaratmıyor. Ben de seviyorum sizi. Vermiyor, muzu yaratmıyor, nefes alamıyoruz. E nasıl seviyorsun, hiç bilmiyor. Ha, Allah'ın da sevdiğimizin alameti namazdır. Hak hukuktur, haddini bilip hududunda kalmaktır. Faiz yememektir, kul hakkına geçmemektir. Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Kul hakkına dikkat etmektir, edeptir. Sünnet-i seniye yani. Allah'ın ne kadar uyarsak sünnet-i seniye, haram helala ne kadar uyuyorsak o kadar Allah'ı seviyoruz anlamına geliyor. Evet, demek ki güneşi vurduğu zaman mevcudat ısıtıyor, yaşar fakat arttı güneş. Allah onu odun yapıyor. Odunda donmuş güneş ya, rahmetini mevcudatla gösteriyor. Biz de bu rahmete mukabele etmek eylem isteniliyor. Güneşin yetişemiyorsun, çok uzaksın. Güneş 150 milyon kilometre. Nasıl uzanacaksın ona? Yetişemiyorsun. Merak etme, o sana uzanmış. Ha, sana uzatmış. Pişirmiş, dala koymuş. Böyle güneş enerjisi mandalina gibi gözüktüğü gibi güneş de rahmetten yaratılmış. Allah rahmetini de mandalina olarak gösteriyor. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın. Hiçbir cihette yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin ayna vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz çenden nihayetsiz uzağız. Yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti ona bize yakın ediyor. Ama ziyai rahmeti, bak şu rahmet. Rahmet işte. Bize yakın ediyor. Ha, rahmet buymuş yani. Donmuş, su olmuş. Rahmet donmuş, bu olmuş. Rahmet donmuş, böyle olmuş. Bunu yapan beni seviyor. Muhabbet ediyor, anlamına geliyor. İşte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazine-i nur buluyor. O hazinenin bulunmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali. Nasıl iş yapacağız? Böyle Allah bize iltifat ediyor. Tamam. Bu kadar nimetleriyle bize cevap veriyor. Bildiğini bildiriyor. Sevgisini gösteriyor. Biz de bir mukabele etmek lazım. Nasıl yapacağız? Allah neyle memnun? Dedi ki, diyecek şimdi, beni bulmak, beni memnun etmek istiyorsanız şu Habibime uyun. Habibime uyma nispetinde bana itaat etmiş oluyoruz. Sevgini göstermiş oluyorsun. Diyor ki bak, işte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belil bir lisanı ve dellalı olan ve rahmetenlil alemin unvanı ile Kur'an'da tesmiye edilen peygamberimize Kur'an'da rahmetenlil alemin, alemlere rahmet olarak gönderildin ismiyle tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Yani rahmeti bulmak istiyorsun. Tamam, iltifat ettin. Sen o rahmeti bulmanın yolu diyor, sünnet-i seniye ittibadır.
Niye? Çünkü onun rahmeten lil alemin. Alemlere niye rahmet gönderildi? Olmasaydı Allah'ın olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, benim kim olduğumu, insanın kim olduğunu, ahiretin olduğunu, peygamber olmasaydı nereden bilecektin ki? Peygamber yok. Nereden bileceksin? Anlaşılmaz bir kitap, malimsiz olsa, manasız kağıttan ibaret kalır. Peygambersiz Kur'an nasıl bileceksin? Peygamber yok. Onun içerisini kim anlatıyor? Kim anlatacak yani? Namazın kılma şekli yok ki Kur'an'da. Yani nasıl olacak? İnsanın içsel alemini tanımlaması, edebini, haddini, hududunu belirlemesi nasıl bilecek insan? İnsanı en güzel bir şekilde yarattım. Bitti ya seni takdir. Ama onun içerisini Allah Resulü sünnetleriyle, yaşantısıyla, sözleriyle ifade etmiş. Bak anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, yani şu, bugün tıp talebesi veya mühendis veya hoca, hocaya seni sen Muhammed Hocam, İrab'ı tecvid kitabından karşında bir hoca olmadan sen kitabı tecvid kitabından İrab'ını yapabilir misin? Neyi yapacaksın yani? Kimin önünde? Dattı çıkıp çıkmadığını nerede bilecek? Kim yapabildiğini onaylıyor ki? Ben kitap okuyorum. Daha rubai dişler arasına çıkacakmış. Şöyle olacakmış. Yaptığını kim söylüyor? Kim onaylıyor? Tamam idare eder. Şöyle yap böyle yapma. Kim diyecek? Karşına birisi olacak. Kesinlikle. Peki Kur'an daha nasıl okunacağını hocasız olmuyor da içerisindeki manayı hocasız, alimsiz nasıl olacak ya? Ne zındık insanlar var ya. Peygambersiz Kur'an ya. Ya talim bile hocasız olmuyor ya. İçerisindeki mana mertebesini kim söyleyecek? Hiç düşündün mü? Rahmet bu şekilde döndü. Rahmet acımak. Nerede mi? Acıyorum o. O kadar mı ya? Acayip bir şey ya. Kur'an'da peygamberimize rahmeten lil alemin deniliyor. Adam da bunu devre dışı yapıyor. Kur'an diyor. Kur'an uymuyorsun ki. Kur'an uy dediğine uymazsan Kur'an'a uymuş olur musun? İn küntüm tuhibunallâhe fettebînü yuhbibkumullâh. Demiyor mu hocam hafız? Eğer Allah'ı seviyorsanız Habibime itaat edeceksiniz diyor. Habibi devre dışı yapıyorsun. Peygamber yok diyor. Beni seviyorsanız diyor. Bu ayet. Ayet inkar etmiş olmuyor musun peygamberi reddedince? Peygamberi reddedince eğer beni seviyorsanız Habibime itaat edin. Ayeti. Ayet değil mi? O zaman bu ne oluyor? Ayet inkar oluyor. Peygamberi reddeden ayet inkar ediyor. Çünkü Kur'an'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı rahmeten lil alemin unvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Direkt Allah'ı inkar edecekler de sırayla gidiyorlar. İlk önce alimleri, sonra mezhepleri geldiler peygambere. Peygamberi de kaldırırlarsa zaten otomatik Kur'an devre dışı oluyor. İngiliz'in oyunu. Bu Kur'an, bu Müslümanların elinde var oldukça biz bunlara hakiki hakim olamayız. Bunların elinde ne yapıp bu Kur'an'ı kaldırmalıyız. Kur'an'ı kitapları oradan kaldıramaz hoş. Ne yapacak? Kur'an'ı gösteren, onu talim eden, yani bir kere kıraatı dahi. Kıraatta Kur'an nasıl okuyacağını 30 tane imam gelmiş ya. 30 tane 10 şekilde okunuyor. Her bir okuma şeklinde 3 tane imam gelmiş. Bizim kıraatta imamımız kimdir? Hanefi mezhebinde. İmamı? Asım. Kıraat-ı Asım. Ya. Yani nasıl okuyacağını bile 30 tane imam var ya. Hafız Reis-i Kur'an var ya o anlatıyordu. Şube, Asım. 30 tane imamı yazdırdı bana. Vahabi mezhebini de bu yüzden mi yaptı? Ya, niçin yapacak? Tabii ki bunun için yapmış. Bütün Arap ülkeleri Vahabi mezhebiyle yönetiliyor. İngiliz'in oyunu. İngiliz oyunu tabii. Çünkü direkt Allah'ı inkar edecek. İngiliz'in sözüdür o zaten. İngilizler İslam'ın ezeli düşmanı. İsrail bir şey değil, Amerika bir şey değil. Bu Kur'an Müslümanların elinde var oldukça bunlara hakim olamayız. Bunların elinde Kur'an'ı kaldırmalıyız. Nasıl kaldıracaksın? Kur'an direkt kalkmaz. Biz indirdik biz koruyacağız. Peki onu tutan şu. Buna bir şey diyemiyorsun. Vur elini düşür.
Ya kardeşim bunu kırarsan bu otomatik düşüyor. Kur'an'a bak, bir şey demiyoruz. O tutan eli kırıyorsun. Evet, tutan elini kırınca bu düşüyor zaten. Alimleri, mezhepleri, peygamberi inkar edince Kur'an otomatik kalktı zaten. Kur'an kalmaz ki. Yani kasten bu yani. Bediüzzaman Hazretleri 28 sene hapishanelerde işkence niye kaldı? Peygamber dedi, Allah dedi, Kur'an dedi. Müslüman evladına ne diyor? Said Nursi diyor. Said Nursi peygamberi anlatmak için hapse girmiş. Kur'an anlatmak için girmiş. Biz Risale-i Nur, Risale-i Nur diye okumuyoruz ki. Ben gözlüğe bakmak için gözlük takmadım ki. Gözlük ile bakmak için taktım. Gözlüğe bakmak için takmadım. Gözlükle bakayım. Gözlüğe bakayım değil. Gözlükle bakayım. Bu gözlük bana neyse bu kitapta bu. Risale-i Nur gözüyle peygambere bakıyor. Aynı bu. Risale-i Nur ne diye bakmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir zattır? Risale-i Nur gözüyle bakıyor. Bununla bakıyor. Ya. Ama Müslüman evladına buna düşman ettiriyor. Çünkü Resulullah öğrenemesin. Çünkü Allah öğrenemesin. Rahmeti bu şekilde donmuş halini görmesin. Öyle taklit etsin böyle. Kuru bir taklit etsin. Havuz öyle çıksın. İslamiyeti komple, hilafeti komple kalkıyor ama Kur'an kurstan açılıyor. Öyle gır gır şey yap, tamam. Böyle dalinamın içerisi ne yapacaksın içerisi? Ya. Yani kışır böyle gövdeyi bırakıyor, ruhunu alıyor. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz televizyonlarda kaderi inkar etmeye? Niye İmam Azam'a dil uzatmıyor? Bu milletin ihtiyacı bu mu? Başarısı bu mu? Bu milletin ihtiyacına geçer mi? Adamlar çıkıyorlar, mezhepsizliklerini mezheplere hücum ederek yapıyorlar. Dinsizliklerini diyor, mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar diyor 27. sözde. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyor. Anladın mı? Güya Kur'an'a değer veriyor. Peygamber'e gerek yok. Kur'an'ı inkar ediyor be adam. Kur'an'ı bu adam. Çünkü Kur'an peygambere itaat etmeyi emrediyor. Kur'an'a ve peygamberi güzel gösteren kitapları, alimlerimizi de kötü gösteriyor ki abi sabahtan akşama çalışıyoruz. Sen akşama çalışıyorsun ama ben bunu talim yapıyorum. Sen de o işi yaparken gelip 45 dakika bunu dinleyeceksin. Beni ortadan kaldır. Risale'yi ortadan kaldır. İmam Azam ortadan kaldır. Resul'u ortadan kaldır. Kim kaldı ki? Kur'an bize yeter değil. Ya bu kim? Dinsiz bu. Bunu diye. Bu dinsiz yani. Niye dinsiz? Peygamberi devre dışı yapmış. Peygambersiz Kur'an olur mu? Peygamber o ki peygambersiz olacaktı. Kur'an kime indi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmasın. Kur'an nereye inecek? İnsansın nereye inecek? Dağa mı inecek? Ya. Ustad ne güzel demiş. Mezhepsizlik, yani dinsizliklerini diyor. Mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar. Anladın mı? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak. İngiliz oyunu bu. Müslüman evladı. Eften püften şeylerle birbirimizi soğutuyorlar. Birbirimize soğuk baktırıyorlar. Birbirimizi soruyor. Ya kardeşimiz Müslümanız ya. Kusurlularımızla beraber, eksikliklerimizle beraber biz birbirimizi sevmek zorundayız. Buraya, bu şehre, çayeline, Yahudi, İsrail, Amerika gelse kimle bile olacağız beraber cephede savaşacağız? Seninle beraber. Beraber olacağız. Seninle beraber olacağım ben. Sen de benimle beraber olacaksın. Savaşıyoruz arkadaşlar. Artık mermi atma dönemi kısmen bitti. Çok az o. O da bizim işimiz değil. Manevi cihat. Baksana senin çoluk çocuğun sofranda yemek yiyen çocuk deist olmuş, teist olmuş. Peygamber'e ne ihtiyaç var diye çocuğun. Bak gitmiş senin çocuk. Ne, kime savaşacaksın? Kime mermi atacaksın şimdi? Bak niye beni heyecanlandırdı? Kur'an'da mutadid defa rahmeten lil alemin olarak tesmih ediliyor peygamberimiz, anlatılıyor. Celle Celaluhu Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i rahmetenil alemin, alemlere rahmet olarak gönderdim diye adama bakar, rahmeti devre dışı yapıyor. Ve bu rahmetenil alemin olan peygamberimiz rahmeti mücessemiyle vesile ise, yani peygamberimize de nasıl yapacak? Ona da
Bunun şahsiyeti manevisini girmek de salavattır. Öyle diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana salavat getirene Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyenin ismi, cismi, vasfı ile bana takdim edilir ve haşirde ona şefaatim vacip olur diyor. Bak salavat getirmek. Sanki ona bir faydası var. Ya beni tanımasına, bana yardım etmesine vesiledir salavat getirmek. Kendine menfaatin var ya salavat getirmek. Şefaatçi yapıyorsun işte. Şefaatçi yok. Ulan belediyede bir iş yapmak için adam koyuyorsun lan. Hastalığın için niye ilaç içiyorsun? Vesile bu. İlaçtan mı şifa bekliyorsun? Yok. Niye içiyorsun? Vesile. Niye sütü sırdan alıyorsun? Gökten beklesene. Niye sırrın altına giriyorsun? Gayen süt içmekse sırrın cinsi önemli değil. Einstein mi? Montafon'un neyi mi önemli değil. Gayen süt içmekse sığırın rengi de cinsi önemli değil. Gayen elma yemekse ağacın uzunluğu, kısalığı, eğikliği, düzü önemli değil. Anladın? Gayen buysa. Rahmeten lil alemin olan rahmet-i mücessemiyle vesile ise peygamberimizin de şahsiyet-i manevisine girmek de salavatladır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek salavattır diyor. Evet, salavatın manası rahmetmiş. Allah'ın rahmetine bizi ulaştırmaya vesileymiş. Kanaldır, koridordur. Mesela adam radyoda konuşuyor. Bu nasıl gireceğiz? Radyomuz var. Ama birisi dedi ki işte 16.9 bunu aç. Bak bize öğretti o kanal, o alimi dinliyoruz. Radyoda birisi konuşuyor ama bizi dedi ki 16.9 FM dalgasıyla gir dedi. Ha, o konuşan haşa Cenab-ı Hak, o insanın fıtratı, bize de şunu aç, bunu bir şey yapma diyen de peygamber. Ve o zihayat mücessem rahmete, rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin vusulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine vesile yap ve o zata da rahmeti rahmana vesile ihtiyaz et. Yani salavatı peygambere, peygamberi de Allah'a vasıta yap. Bak, salavatı peygambere, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğimiz zaman peygamberimizin şahsiyet-i manevisine giriyoruz Süleyman abi. Onun şahsiyet-i manevisine giriyoruz. Onu kabul ediyoruz, o da bizi kabul ediyor. Salavatı peygambere vesile, peygamberi de Allah'a vesile yapmak. Öyleyse sen salavatı kendine, o rahmeten lil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ihtiyaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan aleyhissalatü vesselam hakkında hadsiz bir kesret ve rahmet manasıyla salavat getirmeleri, niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok salavat getiriliyor? Çünkü rahmet ne kadar kıymetli bir hediye ilahi, ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat ediyor. Yani ne kadar insanın fıtratında korunmaya, sahiplenilmeye böyle ümit verici şeylere ihtiyacı var, var. Onu da ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gözüküyor. Ona koridor açıyor, bağımızı kuvvetlendiriyor. Niye halat böyle bazılarını kalın yapıyoruz, bazılarını cevap? Yani öyle bir halat lazım ki bizi dünya ve ahiretteki o sıkıntılardan çeksin. İşte salavat da halatımızı, bağımızı kuvvetlendiriyor. En asıl, hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı, bak ne güzel anlatıyor Peygamberimizi, diyor ki, Peygamberimiz kimmiş? Hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı, Allah'ımızın, Rabbimizin Celle Celaluhu rahmetini düşünün. Onun pırlantası ve kapıcısı, kapıcısı Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir. O Allah'ın rahmet, rahmet aleminin kapısının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o kapının kapıcısı, pırlantası ve o anahtarı kullanma tarifçisidir. O saraya girmek için.
En kolay bir anahtarı da salavattır. Allahümme bihakki esrari bismillahirrahmanirrahim salli ve selim ala men erseltehu rahmeten lil alemin kema yaliku bi rahmetike ve bi hürmeti ve ala alihi ve sahbi ecmain verhamna verhamna rahmeten tu'nina biha an rahmeti men siveke min halkike amin subhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimun hakim ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temas selamat Allah'a emanet olun.